yıllar oldu, 80'li yıllarda yapıldı ama çok ciddi sorunlar yaşadı. Depremsellik anlamında da zaman zaman ölçümlerde tereddütler uyandı. Artık Akşehir'imiz yeni, daha işlevsel, güzel bir otokara ihtiyaç duydu. Bunu da sağ olsun görev alanı itibariyle Büyükşehir Belediye'miz iletmiştik. Büyükşehir Belediye'miz de yatırım programını da başlattı. Kazasız belasız inşallah bugün temelini atalım. Yine kazasız belasız müteahhit firmamız inşaatı tamamlayarak Vekilimiz, AK Parti ilçe başkanımız, Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanımız, kıymetli protokol, değerli Akşehirliler, ben de hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Cuma mübarek günde hayırlı bir iş için bir araya gelmiş durumdayız. Aslında biz dün başladık bölge ziyaretlerimize. Çeltik, Tuzlukçu ve Yuna ziyaret ettik. Akşam Akşehir'de konakladık. Sabahleyin Akşehir Organize Sanayi bölgemizi ziyaret ettik. Hakikaten çok etkileyici, çok ihracata odaklı çalışan firmalarımız var. Büyük gurur duydum organize sanayi bölgemizin yönetimine, müteşebbis heyetine ve sanayicilere de şehrimize kattıkları değerden dolayı teşekkür ediyorum. Bugün burada önemli bir yatırımın temelini atmış olacağız. Büyükşehir yasasıyla birlikte Akşehir'imize toplam 228 milyon liralık yatırım gerçekleştirdik. Atık su arıtma tesisinden restorasyon çalışmalarına kadar birçok proje hayata geçti. Akşehir potansiyeli yüksek bir ilçemiz. Özellikle bugün gördüğümüz sanayi gelişme alanlarının planlanması ileride organize sanayi bölgesi adına ve üretim adına çok iyi şeyler olacağının işareti. Bir taraftan da Akşehir'in turizme kazandırılmasıyla ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Özellikle restorasyon çalışmalarını Akşehir Belediye'miz, Büyükşehir Belediyesi olarak biz Çevre Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'un katkılarıyla bir kısım hibe ve kredilerle de Akşehir'in o tarihi dokusunu ortaya çıkarmak için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. İnşallah Akşehir mevcut yapılan restorasyon çalışmalarıyla turizm destinasyonlarının önemli bir parçası haline gelecek. İnsanlar Akşehir'de yemek kültürünü, Akşehir'in o geleneksel dokusunu görmek için mutlaka Akşehir'i ziyaret edecekler. Bölgenin önemli eksiklerinden birisi de Akşehir otogarıydı. Mevcut binanın depremle ilgili ciddi problemleri var. Biliyorsunuz bu bölge birinci derece deprem bölgesi. Onun için yapmış olduğumuz çalışmalarda 7,5 milyon liraya mal olacak 2700 metrekare bir otogarın yapımına bugün başlamış oluyoruz, start vermiş oluyoruz. İlçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah en kısa sürede tamamlanarak hizmete girmiş olacak. Akşehir'in önemli projelerini takip ediyoruz. İnşallah yakında içme suyuyla ilgili baharda çok önemli bir proje hayata geçmiş olacak. Bununla birlikte pazar yerleri restorasyon çalışmalarını takip ediyoruz. Bu yapılanlarla birlikte Akşehir'in ekonomisine de ciddi bir katkı sağlanmış olacak. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak bir önceliğimizle bölgede tarımla uğraşan çiftçimizin gelirini arttırmak. Sadece Akşehir'de değil, Yunak'ta, Tuzlukçu'da, Çeltik'te ve Akşehir'de bulunan üreticilerimize her türlü tarımsal desteği vermeye devam ediyoruz. Bugüne kadar Konya Büyükşehir Belediyesi olarak 210 milyon liraya yakın tarımsal destekte bulunduk. Ürün çeşitliliğinin arttırılması, ürünlerin pazarlanmasının ve marka değerinin oluşturmasıyla ilgili de bir çalışma yapıyoruz. İnşallah Konya'mız çok daha güzel. Salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Salaten tüncina bihem cenah ve... Ya Allah, Bismillah. Hayırlı olsun inşallah.